hemze yerinden çıkıyor demektir. E e e yapın bakayım. E, e e e e bu. Eğer bakınız şimdi elimi buraya koyunuz, elinizi koyunuz. Şimdi boğazdan çıkarayım. Dikkat edin. E e e bakınız hiç burası hiç anlamıyor. Dikkat ediniz. Demek ki belirli bir noktaya kadar bu işi yerine oturtuncaya kadar bu egzersizleri de beraberce yapalım. Bunlar sizi güldürüyor, hoşunuza gidiyor ama bakınız şan dersi alırken daha çok güleceksiniz. Şimdi şan dersi veren hocaları görseniz ki onların zaten kahır çoğunluğu zaten tiyatrocudur. Kaldı ki bizim Kur'an okuyucularımızın mutlaka bir şan dersi alması gerekiyor. Bu çok çok önemli ama maalesef o dersleri alamadık. Sadece bazen böyle ufak tefek şeylerle yetinmeye çalışıyoruz. Şan dersi bizim için adeta elzemdir, olmazsa olmazdır. İşte o dersleri alırken bu vücudunuzu devamlı konuşturuyorsunuz. Devamlı hareket halinde. Diyafram çalışıyor, boğazınız çalışıyor, gırtlağınız çalışıyor, buradaki gekler çalışıyor, dil çalışıyor. Dilin kaçacak bir noktası yok. Hafif nuanslarla hemen bir başka harfe yöneliyor. O bakımdan bu da önemli. Böyle içeriye geçtiği zaman demek ki hemze çıkıyormuş. Evet biz iki gözlü dediğimiz hatırınızda kalsın diye söylüyorum. Anadolu'da hep böyle derler. İki gözlü ha'dır bu. Bu güzel he de denilir buna. Çünkü zorlamadan diyaframı tamamen boşaltarak boğaza herhangi bir sıkma olmadan efendim çıkardığımız, telaffuz ettiğimiz bir harftir. Şimdi tekrar okuyayım. Dikkat ediniz. Bu üçünü beraber okuyalım ki aradaki fark görülsün. Evet. Sahibe 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 Bakın böyle insan içi geçer gibi oluyor. İşte o zaman bu ses, bu harfin sesi telaffuz edilmiş oluyor. Evet. Tekrar okuyalım. Sahibe, Sahibe. Safira, safira Tekrar hemen döndü oraya. Dikkat ediniz. Sefihe Sonda okununca nasıl okulur onu gösterdi bize. Evet. Lehiqa Lehiqa Lezime, lezime. Evet. Laibe 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 Evet, gayın harfi de boğaz harflerinden bir harftir. Dolayısıyla gayın harfini de çıkarırken kibar, güzel, böyle boğazı okşayarak çıkarmalıyız arkadaşlar. Bazen böyle boğazdan laun gibi böyle boğulurcasına değil. Kur'an-ı Kerim'e uyguladığınız zaman da çok çirkin bir görüntü verir, ses görüntüsü verir. Ondan kaçınmak için yumuşak, rahat bir şekilde çıkarmalıyız. Dikkat ediniz. Laun be. Evet. Leğine Lekine le 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 Evet. Şimdi burada her iki harekeyi hem üstünü hem esreyi hem de bazı harflerin özelliklerini özellikle de ses akışlarını burada hep beraberce görmeye çalıştık. Bazı harfler üzerinde özellikle durduk. Daha önceki dersimizde de ifade ettiğim gibi bazı harfler üzerinde özellikle durmaya çalışacağım. Tek tek durmaya çalışacağım. Onlar çok çok önemli harflerdir. Dolayısıyla hepsini birden daha sonra belki bir dersimizi de ona hasredip efendim tasih huruf dediğimiz harflerin güzel okunuşu, sıhhatli okunuşu veya meharici huruf dediğimiz harflerin çıkış yerleri ki onları ben zaman zaman sizlere şöyle söylüyorum. Bunları bir araya toplayıp getirdiğiniz zaman meharici hurufu meydana getirmiş olacak zaten. Şimdi burada bir harfimiz daha var. Dikkat ediniz burada. Bakınız. Ha harfi. K harfi. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu harf de önemli. Bu harf de önemli. Bu da boğaz harflerinden birisidir. Boğazın en üst kısmından çıkan harflerden birisidir. Şu orta kısımdan H ile ayın çıkıyor. Şu kısımdan da H ile gayn çıkıyor. Gayn çıkıyor. Bakın. Şimdi burada. Şimdi buradan şu harfler çıkarken ses böyle yalın halde çıkıyor. Şu iki harf çıkınca dikkat ediniz şuna dikkat ediniz. Birazcık boğazı daraltmış oluyor. Dikkat ediniz. Yani hemze ile ha sesinde böyle boğaz bu ha ile ayında birazcık daralmış oluyor. Dikkat ediniz. Ama yine buradan geçerken dikkat ediniz. Ses buradan akışını yaparken bir yere dokunmuyor. Dikkat ediniz. Şimdi şu ha ile gayn harfi bu ikisinde buradan geçerken ses dikkat ediniz buna iyi bakınız harp buradan geçerken hafif dikkat ediniz sese dokunuyor. Buradaki boğazdaki ses tellerine dokunarak geçiyor. Fakat bu dokunuş esnasında iyi dikkat ediniz. Şimdi bir daha okuyalım bunu. Dahile hu, Hıy Hıy Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. İyi dikkat ediniz. H harfini çıkarırken boğazınızı temizler gibi çıkarmayınız. Yani bu çok çirkin olur. Kullanırken de öyle kullanıyoruz. Mesela halaka demek ayrı. Böyle telaffuz etmek, böyle okumak ayrı ama halaka bu ayrı. Bakınız daha akıcı, daha kibar, daha güzel. Dolayısıyla bunu mutlaka unutmayın. Ha harfini telaffuz ederken şunu hatırlayınız. Yani şurada efendim Şuradaki ses geçerken dikkat ediniz. Buradaki ses tellerine dokundu. Ama burada dokunmuyor. Bakınız daraltıyor. Burada hiç dokunmadan geçiyor. Yani daralma da yok. Dolayısıyla boğazdan kullandığımız bu altı harfi yine yeri gelince size şekilleriyle beraber hem gösterip hem izah etmeye çalışacağım. Ama yeri gelmişken burada bunun üzerinde de durmayı da uygun buldum. Çünkü tek olarak kullanıldı burada. Halbuki bu harf çok çok önemli. Yine burada Bezi ha yapın bakayım. Bezi ha bezi h demeyiniz. Bak. En kolay yolu öğreneceğimiz husus şudur. Boğazı temizler gibi ha harfini çıkarmıyoruz. Biraz daha ağzı açmak suretiyle ha yapın bakayım. Ha ha Evet. Bunu böylece uygulamış olalım. Evet arkadaşlar bugünkü üstün esre dersimizin karışık efendim şeklini böylece beraberce telaffuz etmiş olduk. Şimdi bunları yine yazacaksınız. Yazacaksınız. Değerli seyircilerimizin de özellikle yazmalarını istirham ediyorum. Yazmaları gerekiyor. Eğer becerebiliyorlarsa ama yanlış da olsa yazmaya çalışsınlar. Bir defa yazmak yüz defa ezbere okumaktan iyidir. Bu çok çok önemli. Bir defa, iki defa, üç defa arkadaşınıza dinletmek kendi kendine yüz defa okumaktan yine iyidir. Öğrendiklerimizi bir defa başkasını öğretip kullanmak yine kullanmadan kendinize mal edip orada kalan öğretileriniz bilgilerinizin de onun üzerinde yüz defa daha iyidir. Yani bir başkasını öğretmek. Çünkü biz ancak bir başkasına öğretirken öğrenmiş oluyoruz. Bu da bir gerçek, bu da bir vaka. Onun için çalışmalarımızı böyle yoğunlaştıralım. Birbirimizi okuyalım, birbirimizin hatalarını düzeltelim. O ses vurgularını, ses algını belki yanınızdaki arkadaş daha iyi görmüş olabilecektir. Hatta sayın seyircilerimizin çocuklarıyla beraber, aile efratlarıyla beraber bu konuları dinlerken yine onlar da birbirlerinden istifade etmeye çalışırlarsa iyi olur inşallah. Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum Müzik